sol mesela güzel ahlakı önem verir. Mesela dürüst olmaya, iyi niyetli olmaya, işte egoist, bencil olmamaya falan. Asıl sağın buna sahip çıkması gerekiyor. Onun için sağ mesela sanatçısı pek olmaz. Bilim adam o kadar pek olmaz yani. Asıl sağda olması gerekir. Mesela barış, kardeşlik çok fazladır. Solda konuşurlar. Sen de konuş. Asıl sağın sahip çıkması gerektiği bir konu. Mesela çok takiyecidir sağ. Hepsi değil ama bayağı bir kısmı takiyecidir. Nedir zorun yani? Solcu gençlerin çoğu Gülen camiasının evlerinde yetişmiş gençler. Evet. Çok fazla yani orada yetişiyorlar. Akıllarında kalan hep bizim o dönemdeki çıkarttığımız kitaplardan öğrendikleri iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri. Yani onun dışında hiçbir şey hayatlarına geçmemiş. Evet. Tabii solcu gençler de böyle yani bir kalemde insanlar, bazı insanlar aşağılıyor böyle mesela bunlar işte şöyle. Halbuki özgür konuşulduğunda bayağı şahsiyetli oldukları görülüyor yani böyle kendini adamış, dünyadan geçmiş, mesela kültüre, görgüye çok önem veren, yani insanların menfaatini esas alan, kendini hiç gören insanlar. Yani bunlar mükemmel potansiyel Müslümanlar. Yani İslam'a girmiş olsa sahabe gibi olacak belki. Yani çok yüksek karaktere sahip delikanlılar, öyle basit, egoist, işte psikopat falan gibi göstereceğim ama değil öyle yani. Ama İslam'ı anlatış şekilleri onlara çok korkunç. Evet. Onlar da mantıklı düşündükleri için çok anormal görüyor anlattığını adamı. Yani öyle akılsızca anlatıyor ki kendi de inanmıyor kendi anlattığına. Evet. Onun inanmadığını o nasıl inansın o zaman? O mantığa göre öyle oluyor. Yani kendi inancına göre, kendi mantığına göre. Tabii ki insan her ülkede iman eder ama bir insanın aynı olması mümkün değil. Değişik oluyor insanlar. Orada ona şefkatle yaklaşılması lazım. Mesela PKK'lılar, Devrimci Halk Kurtuluş Parti cephesinden olan mesela bazen arkadaşlarımız konuşuyorlar. Ama yani en az 40-50 kişi vardır yani. Eğer diyorlar İslam sizin anlattığınız gibi ise diyorlar, seve seve İslam'ı kabul ederiz diyorlar. Ya kardeşim gelenekçi Ortodoks İslam çok samimiyetsiz ya, çok oyuncu. Yani çok özür dilerim ama ağır konuşmak istemiyorum ama çok sahtekar. Evet. Yani hiçbir şekilde inanmıyor kendi anlattığına ama inanıyor gibi görünüp yani sömürücü ve çirkin bir ruhu var ve utanmıyor bundan. Alenen yapıyor bunu yani kızdırıcı bu. Ve direkt hurafe tarzında koskoca adam lan belli yalan söylüyorsun kendin inanmıyorsun. Ya buna inanmak zor mu diyor bak. Böyle inanmak lazım diyor. Evet. Sen inanmıyorum demek istiyorsun ya aklını başına al. Öyle din olur mu? Evet. Samimi inanıyorsan iman olur o. Evet.